Son Peygamber. Umumiyetle kabul edildiği üzere fil ayında, fil vakasından 50-55 gece sonra, Rebiülevvel ayının 12. gecesinde Mekke'de doğdu. Yani Oldürdane pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü peygamberlik ile şerefyab oldu. Mekke'den Medine'ye kutlu hicret için pazartesi günü yola çıktı. Medine'ye pazartesi günü Medine halkını şevke boğan bir geliş ile geldi. Hacerül Esved'i pazartesi günü kaldırdı. Pazartesi günü terk edip dünyayı Hakk'a yürüdü. Peygamberler ve tarihi şahsiyetler arasında şekil ve şemaili en ufak hususiyetlerine varıncaya kadar bilinen ve nesilden nesile naklolunan bir peygamber ve tarihi şahsiyet varsa, o da ancak Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'in yüzü ve bedeni de çok güzeldi. Ölçülüydü, yani mütenasip vücutluydu. Biliyorsunuz, peygamberler içinde güzelliğiyle tanınmış olan Yusuf peygamberdi. Kenan ilinde doğmuş, Yakup peygamberin oğlu. Peygamber Efendimiz Yusuf peygamberden daha güzeldi. Bu konuyla ilgili bedevilerden biri diyor ki, yüzü kılıç gibi parlıyordu. Bir diğeri itiraz ediyor. Ne kılıç gibisi? Ay gibiydi, güneş gibiydi. Resulullah'ın nasıl bir insan olduğu, boyu posu, saçlarının dalgalı mı düz mü olduğu, gözünün rengi, sakalı vesairesi hakkında çeşitli rivayetler var. Görmeyenler sormuştur görenlere. Resulullah'ın siması nasıldı diye. Anlatanların içinde bir meşhur rivayet var. Diyor ki o rivayette, onu ilk gören heybetinin muazzamlığı karşısında erirdi. Kim onu ilk defa görürse korkardı Resulullah'tan. Öyle heybetli insandı ki heybetinin altında korkardı ve titrerdi. Ama kim onunla biraz bir arada bulunursa, tanırsa yakından, aşık olurdu, severdi. Başkasına anlatmak için derdi ki, ondan önce de, ondan sonra da onun gibisini görmedim. Hakikaten emsalsiz bir güzelliği vardı. Fani dünyadan dar bekaya sefer edişinden sonra onun şerefli simasını görüp vasıl olamayanlar hasretle yandılar. Onu ehline, şerefli Hazreti Ayşe validemize sordular. Hazreti Ayşe validemiz alim bir insandı. Kadınların hayret edilecek kadar bilgililerinden bir kimseydi. Hatta ashabtan yaşlı sahabeler gelip kendisine çok meseleler sorarlardı. Hepsini gayet güzel cevaplandırırdı. Fakih bir kimseydi, alime bir kimseydi. İşte o mübarek hatun kişiye dediler ki, nasıldır Resulullah Efendimizin ahlakı? Anlatınız onu bize. Çok kısa bir cevap verdi ama çok güzeldi. Onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir. Kur'an ne diyorsa ona teslim olmuş, onu bil fiil yaşamıştı. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan Peygamber Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlatan Peygamber Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi yaşayan
Peygamber Efendimiz'dir. Yani Allahü Teala Hazretleri hangi emri indirmişse ilk uygulayan ve en mükemmel tarzda, en güzel ve tam şekilde uygulayan Peygamber Efendimiz'dir. O halde onun hayatı, davranışları, sözleri, yatışı, kalkışı, harekatı, sekenatı hepsi aslında Kur'an-ı Kerim'in bir çeşit açıklamasıdır. Çünkü Allah'ın vahyi ona geliyor. O da Allah'ın vahyine göre hayatını düzenliyor. Onun hayatı Kur'an-ı Kerim'in uygulanışının modeli olarak, tablosu, manzarası olarak karşımızda bulunuyor.